İstediğiniz şekilde Kemalizm dinini yaşayabilirsiniz. Gidin Atatürk'e her geçen gün namaz kılın. Anıtkabir'de her geçen gün secde edin. Yapışın, öpün, koklayın. Ne yaparsanız yapın. Bizim dinimiz bunda özgür bırakıyor sizi. Gidin istediğiniz kadar tapın. Ne hakkınız var 259 kişiyi suçsuz yere mahremlerine girip, evlerine girip, çocuklarını korkutup, o insanları, psikolojilerini, o insanların eşlerinin psikolojilerini, komşularına karşı yanlış bir kişilermiş gibi göstermeye ne hakkınız var? Senin ne hakkın var bu? Senden savcı olsa ne olur? Senden hakim olsa ne olur? Senden ne olursa olsun, sen bu cürümü işledikten sonra onca insanı bulacaksın, onca insanı yakalayacaksın suçsuz. Hiçbirini yakalamayacaksın, hiçbirine suç isnat edemeyeceksin. Saçma sapan sorular soracaksın. Sonra da diyeceksin ki ben savcıyım. Sen savcı değilsin, sen zalimsin. İşte demokrasi şirk diyor, laiklik şirk diyor, bunlara küfür diyor. Ne diyecekti? İşte hem Müslüman diyeceksiniz, hem bu laik sistem, hem bu demokrasi sistemi küfürdür diyenleri çağ dışı göstereceksiniz, cahil göstereceksiniz, geri kafalı göstereceksiniz, geri zekalı göstereceksiniz. Yani yaşamaya hakkı yokmuş gibi, böyle toplumun üzerinde yükmüş gibi, böyle hastalıklıymış gibi göstereceksiniz. Asıl hastalıklı olan sizsiniz. Ya bir dakika, 1923'te bu küfür rejiminin tohumu atıldı mı? Atıldı. Bu küfür rejiminin tohumunun ağacı büyüdü mü? Büyüdü. Bugün bu ağaç bu meyveleri veriyor. Bugün bu ağaç bu acı olayları bizlere yaşatıyor. Bu ağacın meyveleri bütün bunlar. Kimse demiyor ama o ağacın meyvelerini insanlar taş atıyor. O ağacın meyvelerini suçluyor insanlar. Kadın satan genel evlerini bu sistemin sayesinde serbest yaptığınız sürece bu toplumdan iyilik beklemeyin siz. Bu toplumdan ahlak beklemeyin siz. Sizler 1923'te kurulan sistemle beraber ayaktasınız, varsınız. Bizler ise muvahhid olan Adem Aleyhisselam'dan beri varız. İbrahim Aleyhisselam'dan beri varız. Musa Aleyhisselam'dan beri varız. Yusuf Aleyhisselam'dan beri varız. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den beri varız. Biz her zaman yeryüzündeydik. Siz ise 1923'te geldiniz. Bir yandan da şeriat dinci kesimin de hareketlendiğini görüyoruz. 2016 yılından bu yana bu bildiriler dağıtılıyor. Sizin aynı, aynı standartta bildiriler, evet. Evet, yani bu bildirilerin dağıtılmasının arkasında bir vakıf olduğu söyleniyor. Açıklama yaptılar. Onlar da kabul etmediler. Kabul etmediler. Kadarıyla Furkan Vakfı, Furkan Vakfı adını da verelim. Bizimle çünkü alakası yoktur diye kabul etmediler. Gazetelerde yer aldı. Yaptı. Onlar da açıklama yaptı. Hı-hı. Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı'nın bununla ilgisi yoktur dedi. Böyle. Ama 2016 yılından beri İzmir, Çanakkale, Nevşehir, Ankara'da düzenli olarak özellikle Alevi kökenli yurttaşların evlerine bu bildiriler bırakılıyor. Şimdi de Mamak. Nedir, bize biraz anlatırsanız şimdi, bunu? Tabii. Bildirinin o görüntüler arkadaşlar o. Bildirinin orijinalini de getirdik. Yani bu bildiri bize nasıl ulaştı? Tabii Mamak'ta kapısına bildiri bırakılan vatandaşlarımız telefonla bize ulaştıklarında biz bildirinin esasını gittik aldık ve önce kamuoyuyla paylaştık. Yani bu bildiri sizinle de paylaştım. Karşı taraf galiba, değil mi? Evet. Bu bildiri arkadaşımız. Önlü ve arkalı 200'lü bir bildiri. Müslüman olmak neyi gerektirir diye. Bakın böyle diye başlıyor. Hemen göstereyim. 2 sayfalık böyle basit bir basılmış bildiri ama başlığında Müslüman olmak neyi gerektirir diyor. Sonunu da bağlarken bir isim veriyor. Diyor ki bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz bilmem nereden diyor. İsminizi zikretmeyeceğim. Hiç gerek yok. Ve bir link veriyor. Buralardan bize ulaşabilirsiniz diyor. Biz baktık, ciddi linkler değil. Mesela Facebook adresinden belirttiği şahsı biz bulamadık ama bu şahsın kitapları var. Şahıs kendisi midir? Bizzat kendisiyle ilgili, kendi iradesiyle mi dağıtılmıştır bu bildiri bilmiyoruz ama dikkat çeken şey şu bu bildiride. Bu bildirinin aynısı. Aynı metin 2012, siz 2016 dediniz, daha eskisine de ulaştık biz. Öyle mi? 2012'nin tam 29 Ekim'inde İstanbul Avcılar'da dağıtılmış. 2013'ün Mart ayında İzmir Çiğli'de dağıtılmış. Yine 2013'te Sivas'ta dağıtılmış. 2016'da da Nevşehir İl Merkezi'nde dağıtılmış. Bildirinin metni aynı. Metin değişmiyor. Çağrı benzer. Ve bildirinin içeriğine baktığımız, hani siz
siz kısmen söylediğiniz zaman mesela şöyle başlıyor. Müslüman olmak neyi gerektirir diyor. Buradan demokrasi de, laiklik de İslam'a tamamen ters olan küfür sistemidir diyor bu bildirim. Ya da başka bir şey diyor. Oy vermek de laikliğe ve demokrasiye bağlı kalacaklarına yemin edecek olan, Allah'ın indirdiği hükümlere hüküm vermeyecek olan kimselere oy verip devletin başına idareci olarak getirdiklerinden dolayı imandan çıkarlar diyor. Oy verenler imandan çıkar diyor. Bak, şimdi şurada bir görüntüde yürüyen biri var. Bu bildirileri dağıtıyor değil mi? Bu? Evet. Bu bir kişi sokağa çıkma yasağının olduğu gün. Tespit edildi mi? Kim bu? Şöyle, emniyetin hakkını vermek lazım. Emniyet bizim bu sosyal medyada duyurumuzdan sonra, Süleyman Soylu'ya çağrı yapmamızdan sonra Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı bizi aradı. Dedi ki Sayın Vekilim bize adres verin. Hangi adreslerde ise tespitleri sağlayalım, kamera görüntülerinden araştıralım. Bu kişiyi tespit etmek için var gücümüzle uğraşacağız denildi. Muhtemelen cumartesi öğleden sonraydı. Evet, bildirinin dağıtıldığı gün. Ama şu ana kadar bu şahsın kim olduğu tespit edilemedi ve yakalanamadı. Bir bilgi gelirse yine paylaşırım. Emniyet ilgileniyor. İlk kez Halk TV'de yayınlanıyor bu görüntüler arkadaşlar. İlk kez bu giysi, bu kıyafete sahip biri hangi vakfa ait, hangi tarikatın mensubu bilemiyoruz ama sonuç olarak düzenli olarak Ankara'nın her tarafında yapıyorlar ama özellikle Mamak kentinde Alevi kökenli yurttaşların evinde değil mi? Evet. Doğru anladım. Mamak'ta hani sessel bölge, yani kim nedir tespit edilebilmiş olabilir ama yoğun bir şekilde hani Alevi vatandaşlarımızın yaşadığı yerde, bölgede dağıtılıyor. Ama bunu bilerek seçtiklerini düşünmüyorum. Hani emin olarak ya şunlar Alevidir, bunların evine kapısına dağıtayım şeklinde bir tespitle yaptıklarını düşünmüyorum ama şunu düşünüyorum, bu iş organize bir iş. Yani bu iş 2012'den beri organize yapılan bir iş. Ve bu işin arkasında kimler var, bu bildirinin arkasında kimler var, bugüne kadar tespit edilmiş ve sonuca gidilmiş olsaydı bu şeria çağrısı, bu devleti, bu askeri, bu milli eğitimi yargılayan, şeriata çağıran bu bildiri dağıtılamazdı. Şimdi biz de sıkı şekilde bunun sonucunu emniyetle beraber takip ediyoruz. Ne yaptınız diye soruyoruz. Bir kişi bu kadar görüntüye rağmen yarın yargı önüne çıkartılmazsa elbette bunun da teşhirini yapacağız. Ama yargı önüne çıkartılıp da gereği yapılırsa bunu da buradan sizlerle paylaşmayı bir borç bilirim. Ha, deriz ki evet emniyet işini yap ya da takipsiz bırak. Şimdi Furkan Vakfı kendileri de açıklama yapmış. Biz değiliz diyor. Bizimle alakamız yok diyor. Bilemeyiz alakaları var mı yok mu ama siz kullandığınız için linki tıkladığınızda hani aynı başlıkla kendi liderleri de benzer şeyler söylemiş. Ya da lider olarak video görüntüsü. Buldukları isim bu Fatih Sadri. Siz vermiyorsunuz adını ama. Şimdi bu adamın bir de kitabı var. Kitabı var. Arkadaşlar getirin evet. O kitabı. Kitap ama yani adam kim? Yani çok enteresan bir şey. Çok organize bir şey. Sözde değil özde biliyorsunuz bu tartışma konusu olmuştu bu Cumhurbaşkanı için ama bu da Müslüman olmak için diye de bu cümleyi kullanmış sözde özde de eski bir kitap bu. Ve bu metinden alınmış. Bu kitaptan alınmış bu metinler. Yani kim bunlar? Kim olduğunu inanın bilmiyoruz. Yani Furkan Vakfı bizimle alakası yok dedi ama kim olduğunu tespit edecek kişi biz çok araştırdık. Emniyettir. Biz adresleri paylaştık. Biz gittik binalardan görüntüler istedik. Kendi iradeleriyle beraber. Kim olduğunu tespit için bizler de uğraştık. Ama bu işi yapacak kim var? Erk kimin elinde? Emniyetin elinde. Erk iktidarın elinde. Bu işi çıkarmak istiyorlarsa, bu yarayı kaşıyan kimse çıkarmak istiyorsa aynı gün çıkarır. Aynı gün bulur. Ama dediğimiz gibi ta 2012'nin 29 Ekim'inden beri aynı metin dağıtılıyor. Hem diyeceksiniz ki din özgürlüğümüz var, din özgürlüğü sunuyoruz sizlere. İstediğiniz şekilde, dilediğiniz şekilde yaşayabilirsiniz diyeceksiniz. Hem de bir tane abimiz, ben tanımam, bilmem, lakin itikadı itikadımdır, inancı inancımdır. Çünkü Kur'an ve sünnete uyduğu için. Bu vekil denilen şahıs, onun arkasında kimin olduğunu arıyor. Onun arkasında Kur'an var, onun arkasında sünnet var. Onun arkasında Allah subhanahu ve teala'nın ayetleri var. Onları mı yakalayacaksınız, onları mı hapsedeceksiniz? Zaten 1923'te başlattığınız bu küfür rejimini, bu devam ettirdiğiniz bu küfür rejimini yaptığı, astığı, onca alim katlettiğiniz
insanlar yetmedi. Ha bugün de halen aynı şeylere dönmeye çalışıyorsun. Zannediyorsun ki 1923'te bu sözleri bu kadar rahat bir şekilde konuşabiliyorsun. Ey vekil, o devir kapandı. Allah subhanahu ve teala nurunu tamamlamak istediyse siz istediğiniz kadar bıdı bıdı yapın, istediğiniz kadar program yapın, istediğiniz kadar insanları provoke edin, istediğiniz kadar laiklik elden gidiyor diye. Sana sorsak sen de kendini Müslüman olarak adlediyorsun. Bir de gafil, bir de cahil, bir de bilgisiz. Ne yani? Allah subhanahu ve teala Adem aleyhisselamdan bugüne kadar ve kıyamete kadar ve ebediyen Allah subhanahu ve teala hüküm Allah'a aittir demiş ise, senin de Rabbin olan Mustafa Kemal Atatürk 1923'te bu rejimi getirmiş diye biz ne yapalım, 1923'teki getirilen rejime göre mi konuşalım? Senin Rabbine göre mi konuşalım? Senin ilahına göre mi konuşalım? Senin anayasana göre mi konuşacağız? Siz o borunuzu eskisi gibi öttüremeyeceksiniz. Bu başımızdaki iktidardan dolayı değil, Allah subhanahu ve teala'nın dilemesinden dolayı. Sizin artık gücünüz yavaş yavaş eriyor ve sizin ilahlaştırdığınız, sizin putlaştırdığınız putlar da Rabbimizin izniyle bir gün kırılacağını hep beraber göreceğiz. Hep beraber yerle bir olacağını göreceğiz. Çünkü tarihte hiçbir putperestlik ebediyen kalmamıştır, ebediyen yaşamamıştır. Ve Allah subhanahu ve teala'nın biz kitabına iman etmiş isek, sizin gibi cahil olan, bilgisiz olan, bile bile Allah subhanahu ve teala'nın dinine muhalif olan insanlar kalıcı kalmamıştır. Allah subhanahu ve teala onları belli bir zamana kadar getirmiş, faydalandırmış, metalandırmış, belli bir zamandan sonra yok etmiştir. Sizler bir tane abinin videosunu alıyorsunuz. Bu abi sanki o binaya girmiş, bomba patlatmış, o binadakilerini taramış gibi bir terörist süsü veriyorsunuz. Yahu siz nasıl insansınız? Sizde hiç mi adalet yok? Sizde hiç mi vicdan yok? Sizler kendi kanunlarınıza, kendi tapındığınız, kendi ilahlaştırdığınız, kendi ibadet ettiğiniz kanunlara dahi sadık değilsiniz. Sizler din özgürlüğünden bahsetmiyor musunuz? Sizler fikir özgürlüğünden bahsetmiyor musunuz? Yani o broşürün içerisinde falanca daireyi şöyle patlatacaksınız, falanca dairedeki kişileri şöyle öldüreceksiniz, falanca kişilere şöyle işkence edeceksiniz mi var? Öyle bir program çeviriyorsun ki sanki o insan o broşürün içerisinde insanlara zarar vermekten bahsediyor. Tam aksine insanları bir konu hakkında uyarmaktadır. Siz bu dünyadan her şeyi ibadet olarak gördüğünüzden dolayı, materyalist bir zihniyete sahip olduğunuzdan dolayı herkes sizin gibi düşünmesini istiyorsun. Herkes sizin gibi olaylara bakmasını istiyorsunuz. Kendinizce iki tane baş başa vermişsiniz. İki cahil, iki bilgisiz, iki kendini bilmez, hadsiz baş başa vermişsiniz. Güya yine Müslümanları, yine muvahhidleri, yine Allah subhanahu ve teala'nın dinini, Allah'ın kanlarını isteyen insanları yereceğinizi zannettiniz değil mi? Allah subhanahu ve teala sizi öyle bir duruma getiriyor ki sisteminizin yavaş yavaş kan kaybettiğini görebiliyoruz. Ne zannediyordunuz? Kıyamete kadar baki mi kalacaktı sizin ilahınızın sistemi? Şimdi ben size soruyorum. Bu iki tane cahile, bu iki tane kafa kafaya vermiş, güya kendilerince o abiyi, o davet eden insanı, o tebliğ eden insanı yermeye çalışan bu iki zavallıya ben şunu soruyorum. Siz kendinize Müslüman diyor musunuz? Eğer kendinize Müslüman diyor iseniz o zaman Allah subhanahu ve teala'nın kitabına muhalif konuşmayacaksınız. O adam, o şahıs, o abimiz, o Müslüman, o muvahhid Allah subhanahu ve teala'nın dilediğini, Allah'ın rızası için bir şeyler yapmaya çalışırken siz tam tersine Allah subhanahu ve teala'nın kanunlarına muhalif, sistemine muhalif konuşacaksınız. Siz de ondan sonra da kendinize Müslüman diyeceksiniz. Allah kitabının Nisa 60. ayetinde mahkemelerinden bahseder. Benim kitabımla hükmedeceksiniz der. Eğer Müslüman iseniz benim mahkemelerime gitmeniz gerekli olduğunu söyler. Benim mahkemelerimde muhakeme olup benim kanunlarımı tercih etmeniz gerekli olduğunu söyler. Nisa 60. ayet, Nisa 65. ayet, Nisa 59. ayet bundan bahseder. Siz iman ediyor musunuz bu ayetlere? Kabul ediyor musunuz bugünkü sistemin, bugünkü kanunların, bugünkü mahkemede hükmedilen hükümlerin Allah'ın kitabı olmadığını, onların küfür kanunları olduğunu kabul etmiyor musunuz? Kabul etmiyor iseniz kendinize nasıl Müslüman diyorsunuz? Allah subhanahu ve teala diyor ki, benim kitabıma iman eden, benim kitabıma inanan insanlar Müslümanlardır. Onları amele geçiren insanlar Müslümanlardır. Allah subhanahu ve teala diyor, bu abimiz, bu tebliğ eden kişi, rezil etmeye çalıştığınız kişi demiyor. Kim benim indirdiğimle hükmetmez ise diyor Allah subhanahu ve teala, işte onlar kafirlerdir. Devleti benim kitabımla yöneteceksiniz diyor. Maide 44. ayet apaçık bir şekilde bundan bahsediyor. Kim diyor Allah'ın indirdiğiyle hükmetmez ise işte onlar kafirlerdir diyor. Siz bu ayete iman ediyor musunuz? Eğer bu ayete iman ediyorsanız bugünkü başımızdaki sisteme bakalım. Bugünkü başımızdaki sistem Allah'ın indirdiğiyle hükmedilen bir durumda mı? Allah'ın kitabıyla mı hükmediyorlar? Allah'ın kitabıyla mı helala haramı, yasağı, meşruyu belirliyorlar? Allah'ın kitabının üzerine ona muhalif olmayacak şekilde mi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşuyorlar? Yahu sizde hiç mi akıl yok? Sizde hiç mi idrak yok?
yok. Sizde hiç mi anlayış yok? Kendi inandığınızı iddia ettiğiniz dini dahi eleştiren zavallılarsınız. Başka bir şey değil. İşte demokrasi şirk diyor. Laiklik şirk diyor. Bunlara küfür diyor. Ne diyecekti? Yani biz sırf Allah subhanahu ve teala'nın küfür dediklerine küfür dediğimiz için, sizin sisteminizin, sizin zihniyetinizin yanlış olduğu halde, siz doğru dediğiniz için, biz doğru demediğimiz için mi yanlışız? Siz nasıl bir varlıksınız ya? Siz nasıl bir canlısınız? Siz gerçek manada yani bir tutup da bir kendinizi bir durum düşünün yahu. Biz neyi eleştiriyoruz? Biz inandığımız kitabı mı eleştiriyoruz? Yoksa biz gerçek manada inkarcı bir topluluk muyuz? İnkarcı kimseler miyiz? Bir öncelikle kimliğinizi, bulunduğunuz durumu adam akıllı, delikanlıca, mertçe, yiğitçe, dobra bir şekilde ortaya koyun. Sonra insanlar sizin ne olduğunuzu görsün. Ondan sonra dinlesinler veya dinlemesinler. Zaten 1923'ten beri hizmet ettiğiniz zihniyet, Batı zihniyeti, bu toplumun kültürüyle barışmamak, bu toplumun kültürüne düşmanlık göstermek, bu toplumun inancına saygı duymamak, bu toplumun inancını hazmedememekten ibaret, bu toplumla durmadan bir mücadele içinde olmak, bu toplumda şeriatçım diyenlere irtica damgası vurup içeriye hapsetmek, tamamen zihniyetiniz bu. Tamamen mücadeleniz bu. İnsanlara hayatı dar etmeye çalışmak. Ama Allah subhanahu ve teala size gösterecek. Siz bu halde devam ettiğiniz sürece Allah subhanahu ve teala size çok iyi gösterecek. Ve umulur ki Rabbim bu dünyada sizin rezilliğinizi, sizin yıkılışınızı bize gösterir. Yani siz ne istiyorsunuz? Yani hem din özgürlüğü diyeceksiniz, hem ben Allah subhanahu ve teala Nisa 60. ayetini okuyamayacağım. Diyemeyeceğim ki sana ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini iddia edenleri görmüyor musun? Onlar tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onları reddetmekle emrolunmuşlardı. Şeytan ise onları uzak bir sapıklıkla saptırmak istiyor. Yani ben bu ayeti okuyamayacağım. Bak Allah subhanahu ve teala ne diyor? Size de anlatıyoruz. Sana ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini iddia edenleri görmüyor musun diyor Nisa 60. ayette. Yani ben Müslümanım diyenleri görmüyor musun? Onlar diyor tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Allah subhanahu ve teala tağuta muhakeme olan ve Müslümanım diyen insanlardan bahsediyor. Devamlı da diyor ki halbuki onu reddetmekle emrolunmuşlardı. Size de anlatıyoruz. Siz de öğrenin. Siz de bilin. Belki inanırsınız. Belki iman ederseniz diye anlatıyoruz. Allah subhanahu ve teala kalplerinize hadi ismiyle muamele etsin. Hidayet etsin. Allah subhanahu ve teala devamlı diyor ki tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onu reddetmekle emrolunmuşlar. Biz tağut derken neyi anlıyoruz? Kur'an'da Allah subhanahu ve teala tağut derken neden bahsediyor? Bizi neden sakındırıyor? Neyi reddetmemiz gerektiğini, aksi halde iman etsek dahi bir faydasının olmadığından neden bahsediyor? Allah subhanahu ve teala tağutu sahte ilahlar olarak, yani biz la ilahe illallah derken bütün zaten tağutları reddederek sadece Allah'ın ilah olabileceğini, yani sadece Allah'ın ibadete hak bir varlık olabileceğinden bahsediyoruz. Allah subhanahu ve teala diyor ki sahte olan ilahların adı da tağuttur. Siz Allah'tan başkalarına ibadet etmeyin. Eğer böyle bir ibadet ediyorsanız hem Allah'a şirk koşmuş oluyorsunuz, hem Allah'tan başka ilah edinmiş oluyorsunuz. Ve istediğiniz kadar la ilahe illallah deyin. Siz müşrik bir topluluk, müşrik bir kişi oluyorsunuz. Allah da Nisa 60. ayette diyor ki özetle, onlar tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onu reddetmekle emrolunmuşlardı. Biz tağutun neyini reddedeceğiz? Biz tağuta ibadet etmeyerek onu reddedeceğiz. Allah kısa ve öz şunu söylüyor. Küfür kanunlarıyla hükmeden bir hakime gidip eğer anlaşmazlığınızı onun önüne götürüp onun hükmedeceği kanunlarla beraber ondan hakemlik talep ederseniz, onun hakemliği altında meselenize çözmek isterseniz, siz ister kabul edin ister kabul etmeyin, tağutu reddetmemiş, Allah'tan başka ilah edinmiş ve Allah'tan başkasına ibadet etmişsiniz demektir. Çünkü ilah ibadet edilen varlıktır. Tağutlar ise sahte ilahlardır. Allah subhanahu ve teala'nın dini bu kadar açık iken sizler tutuyorsunuz, bizim bu inancımızı eleştirdiğinizde zannediyorsunuz ki bizim inancımızı eleştiriyorsunuz. Biz mi Maide 44. ayeti haşa indirdik? Biz mi Nisa 60. ayeti haşa indirdik? Biz mi hüküm Allah'a aittir ayetlerini indirdik? Biz mi o hükmünde kimseyi ortak kılmaz, o hükmünde kimseyi ortak kabul etmez ayetini indirdik? Hüküm yalnız Allah'a aittir ayetini biz mi indirdik? Ama sizler bizi eleştirmiyorsunuz. Allah subhanahu teala dediği gibi, ey Resulüm onlar seni inkar etmiyorlar. Onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Ha sizler bizim bu inancımızı eleştirdiniz, inkar ettiniz. Böyle bir şey olur mu dediğiniz zaman zannediyorsunuz ki bizi eleştiriyorsunuz. Ve zannediyorsunuz ki halen İslam çemberinin içindesiniz. İslam sizin anlayışınızdan münezzehtir. İslam sizin anlayışınızdan da, zihniyetinizden de, yaşantınızdan da münezzehtir. Ne Allah subhanahu teala'nın dini sizin o kirli dillerinizde, istediğiniz kadar konuşun, istediğiniz kadar hakaret edin, istediğiniz kadar aşağılamaya çalışın, o kirli dillerinizde ne Allah'ın dini kirlenir, ne de istediğiniz kadar eleştirin, istediğiniz kadar terörist yaftası vurmaya çalışın, Müslümanlar, muvahhidler, muttakiler, takva sahipleri sizin dilinizde kirlenmez.
Biz ölçümüzü Allah subhanahu wa ta'ala'nın katı, Allah'ın rızası olarak gözettiğimizden dolayı siz ne derseniz deyin, siz ne söylerseniz söyleyin. Sizin bu yaptığınız şey rezillikten başka bir şey değil. Utanılacak bir durum. Bizim dinimiz öyle bir din ki sizin dininizden, sizin rejiminizden daha temiz ve daha özgürlükçü. Bizim dinimiz Yahudisine dahi kendi mahkemelerini kurma yetkisi verir. Kendi mahkemelerini kurmasına izin verir. Hristiyana dahi kendi mahkemelerini kurmasına izin verir. Bizim rejimimizde Hristiyanı da, Yahudisi de, müşriği de yaşar. Zorla ne Hristiyanın, ne Yahudinin ya da ne de müşriklerin çocukları İslam okullarına zorla getirtilmez. Siz şunu diyorsunuz, bizim söylediklerimizin dışında bir inanç, bir sistem, bir şey olamaz. Eğer düşünecekseniz bizim sistemimizden referans alacaksınız. Bizim sistemimizi önce öpüp başınıza koyacaksınız, sonra konuşacaksınız. Bizim sistemimize sırt çevirmeyeceksiniz. Hem kendinize Müslüman olarak addedeceksiniz, hem hırsızlığın hükmü el kesmek dediğimiz zaman vahşilik diyeceksiniz. Hem kendinize Müslüman diyeceksiniz, hem bu topraklarda içkinin yasaklanması gerektiğini söyleyen insanlara geri kafalı diyeceksiniz, ilkel diyeceksiniz, yobaz diyeceksiniz. Hem kendinize Müslüman diyeceksiniz, hem faizciliğin hem tepeciliğin bitmesi gerekli olduğunu söyleyen insanlara irtica hortladı diyeceksiniz. Hem Müslüman diyeceksiniz, hem bu laik sistem, hem bu demokrasi sistemi küfürdür diyenleri çağ dışı göstereceksiniz, cahil göstereceksiniz, geri kafalı göstereceksiniz, geri zekalı göstereceksiniz. Yani yaşamaya hakkı yokmuş gibi, böyle toplumun üzerinde yükmüş gibi, böyle hastalıklıymış gibi göstereceksiniz. Asıl hastalıklı olan sizsiniz. Asıl hastalıklı olan sizin kalpleriniz. Allah Subhanahu'dan dediği gibi gözler kör olmaz, kalpler kör olur. Sizin kalpleriniz o kadar kör ki istediğiniz kadar gözünüz güzel görsün. Sizler hakkı göremediğiniz takdirde hiçbir zaman doğruya erişemeyeceksiniz ve bu şekilde saçmalamaya devam edeceksiniz. Daha dün bir parça çocuklara kendi üvey babası ve kendi öz annesinin izniyle taciz edildi ve insanlar çıktı o insanları eleştirmeye başladı. Ya bir dakika, 1923'te bu küfür rejiminin tohumu atıldı mı? Atıldı. Bu küfür rejiminin tohumunun ağacı büyüdü mü? Büyüdü. Bugün bu ağaç bu meyveleri veriyor. Bugün bu ağaç bu acı olayları bizlere yaşatıyor. Bu ağacın meyveleri bütün bunlar. Kimse demiyor ama o ağacın meyvelerini insanlar taş atıyor. O ağacın meyvelerini suçluyor insanlar. Eğer dürüst isek, eğer gerçek manada biraz olayları hakkıyla görmeye çalışıyor isek, gerçekler çok net bir şekilde ortadadır. Bugün sizler insanların kişiliklerini, karakterlerini değiştirecek programlar çıkartmaya izin veren bu sistemi başımızda tutmaya devam ettiğiniz sürece, bu sistemin sayesinde pornografiyi yayınladığınız sürece, faizidir, içkisidir, kumarıdır, kadın satan genel evlerini bu sistemin sayesinde serbest yaptığınız sürece, bu toplumdan iyilik beklemeyin siz. Bu toplumdan ahlak beklemeyin siz. Hem bu toplumu sarhoş etmeye çalışacaksınız, fabrikalar kuracaksınız sarhoş etmek için, hem bu toplumu faiz belasına bulaştırıp psikolojilerini bozacaksınız, hem bu toplumu tefecilerin eline düşertip hayatlarını mahvedeceksiniz, yıllarca tefeciler için çalıştıracaksınız, hem bu toplumu kumarbaz yapmaya çalışacaksınız, hem bu topluma pornografiler izletip ondan sonra onların insanlara bakış açısını değiştireceksiniz. Sonra da diyeceksiniz ki işte falan yerde şöyle olay oldu, filan yerde böyle olay oldu diyeceksiniz. Siz de nasıl bir insansınız? Sizde hiç mi akıl yok? Sizde hiç mi beyin yok? Ben Allah subhanahu ve teala'ya Musa aleyhisselamın duasıyla tevessül ediyorum ki ey Rabbimiz, içimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri helak etme. İçimizdeki beyinsizler yüzünden, idiotlar yüzünden, embesiller yüzünden bizleri helak etme. Sizler çağdaş, sizler modern olacağız diye batının kuyruğuna takıldınız. Onların peşinden gitmeye devam ediyorsunuz. Hiç onların söylediği sözler doğru mudur, yanlış mıdır, kültürümüze aykırı mıdır, inancımıza aykırı mıdır hiç düşünmüyorsunuz. Bir adam bu memlekete bir hainlik yaptı ve bu hainliği halen devam ettiriyorsunuz. Bir adam bu memleketi, bu topluluğu kirletti ve siz bu topluluğu halen temizlemek istemiyorsunuz. Bugün açık ve net şunu konuşmamız gerekli. Müslüman mısınız, değil misiniz? Eğer Müslüman iseniz Allah subhanahu ve teala'nın istediği şekilde iman etmekle mükellefsiniz. Allah subhanahu ve teala'nın küfür dediği kanunlara ne diyeceğiz? Sizin atanız bu rejimi meşru olarak gördü diye Allah subhanahu ve teala'yı mı gücendirelim? Allah'ın rızasını bırakıp da Mustafa Kemal'in rızası için mi koşuşturalım? Sizin yaptığınız şeyi mi yapalım? Ne istiyorsunuz? Hem evimizi basacaksınız, hem gözaltına alacaksınız, hem mahkemelerinizde süründüreceksiniz, hem de diyeceksiniz ki susun konuşmayın. Konuşacağız. Allah subhanahu ve teala Rabbim izin verdiği sürece, bizleri koruduğu, muhafaza ettiği sürece ve canımızı almadığı sürece konuşacağız. Bu memleketten, bu yurttan, bu vatandan Allah subhanahu ve teala sizin gibilerini temizleyene kadar konuşacağız. Allah subhanahu ve teala sizin gibilerini yok edene kadar konuşacağız. Sizler 1923'te
kurulan sistemle beraber ayaktasınız, varsınız. Bizler ise muvahhid olan Adem Aleyhisselam'dan beri varız. İbrahim Aleyhisselam'dan beri varız. Musa Aleyhisselam'dan beri varız. Yusuf Aleyhisselam'dan beri varız. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den beri varız. Biz her zaman yeryüzündeydik. Siz ise 1923'te geldiniz. Ve biz Allah Subhanahu ve Teala'nın sistemine bağlı kalmaya çalışıyoruz. Onun sistemini ayakta tutmaya çalışıyoruz. Onun dedikleri olsun istiyoruz. Siz ise şeytanın istedikleri olsun diyorsunuz. Yani biz Allah'ın ordusunda, siz ise şeytanın, iblisin ordusunda olmaya razısınız. Olmak için mücadele ediyorsunuz. Olmaya gönüllüsünüz ve bundan da gurur duyuyorsunuz, onur duyuyorsunuz. Allah Subhanahu Teala dedi ki, dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Hiç önemli değil, hiç sorun değil. Kendinize vekil olarak insanlara anlatacaksınız, her türlü Müslüman'ı eleştirme hakkı kendinizde göreceksiniz. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Bu topraklar birileri tarafından işgal edilmiş, bu topraklar birileri tarafından 1923'ten beri yozlaştırılmaya çalışılan topraklar. Bu topraklar tertemiz olan topraklar olması gerekliyken siz bu toprakları zihniyetinizle beraber kirlettiniz. Sizin zihniyetiniz o kadar kirli, o kadar kirli ki bugünkü toplum ne çekiyorsa sizin zihniyetinizden dolayı çekiyor. Ahlaksızlıksa sizin zihniyetinizden dolayı oluştu. Kirlilikse sizin zihniyetinizden dolayı oluştu. Düzensizlikse sizin zihniyetinizden dolayı oluştu. Siz de sizin rejiminize biat etmiş savcısıdır, hakimidir, yöneticisidir, kim olursa olsun. Allah'tan büyük değilsiniz siz. Siz Allah'tan büyük değilsiniz. Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gittiği yoldan gitmeye çalışacağız. Onun bizlere nasihat ettiği şeylere uyacağız. Ve kitabımız, hani arkamızda birilerini arıyorsan, yani bu vekil tebliğ eden abinin arkasında birilerini arıyor ya, o adamın arkasında Allah subhanahu wa ta'la ayetleri var, kitabı var. O kitabın arkasında da Allah subhanahu wa ta'la var. Onu mu hapsedeceksin? Bir de cahil. Onu mu hapsedeceksin? Onu mu hapsedeceksin? Sen bu sözünle ne kadar zelil, ne kadar alçaldığını görmüyor musun? Senin durumuna bir bak. Ama insanlara ancak mahkemelerle tehdit edersiniz. Bana şunu söyledi, mahkemeye hadi verelim. Bana bunu söyledi, mahkemeye hadi verelim. Sizlerin fikriniz falan yok. Sizler despotsunuz. Sizler faşistsiniz. Her yere ne mutlu Türk'üm diyene dolduracaksınız. Sonra da bu toplumda barış bekleyin. Siz çözümü söyleyen insanların ağzına elinizi tıkayacaksınız, elinizi kapatacaksınız, mahkemelerde yargılayacaksınız. Sonra da diyeceksiniz ki bu toplumda barış oluşsun. Bu toplumda barış oluşabilmesi için ilk başta Allah subhanahu wa ta'ala'nın razı olduğu kanunlar gelmesi lazım. Sizin kendi kafanızdan uydurdunuz diyeceğim ama demek ki o kafa da sizde yokmuş. Gittiniz ta İsviçre'den, İsviçre'nin gerizekalısından, Almanya'nın gerizekalısından bir anayasa profesörünün yazdığı kanunları aldınız. Sizde hiç akıl yok mu ki siz kendinizde mi yazamadınız? Yani siz kendi küfrünüzü kendiniz dahi yapmıyorsunuz. Onu bile ithal olarak bu memlekete getirdiniz. Sizin kendinize ait dahi küfrünüz yok. Sizler İsviçre'deki şeytanlara ibadet ediyorsunuz işte. İtalya'daki, İsviçre'deki, Almanya'daki kimden aldıysanız, o hangi şeytanlardan aldıysanız o kanunları, sizler onlara iman ediyorsunuz. Sizin durumunuz o kadar kötü, o kadar kötü ki halen bu durumu görmek yerine sizler tutmuşsunuz. Kirli olan insanlar tertemiz olmaya, temizlenmeye, arınmaya çalışan insanları, takva sahibi olmaya çalışan insanları kirliymiş gibi insanlara göstermeye çalışıyor. Sizler o pisliğinizi bizim üzerimize bulaştırarak bizimle kirlendiğimizi ancak söylemeye çalışan iftiracılarsınız, müfterilersiniz. Sizler başka bir şey yapamazsınız zaten. O ki Müslümansınız. Hadi bakalım Kur'an'ı koyalım ortaya, sünneti koyalım ortaya da inandığımız dini bir konuşalım bakalım siz bu dinin neresindesiniz? Bu dini konuşmaya başladığınızda bu dinin içinde dahi olmadığınızı, bir Budist gibi, bir Hristiyan gibi, bir Yahudi gibi müşrik olduğunuzu kendiniz şahit olacaksınız. Ama biz bunu söylediğimiz zaman efendim insanlara tekfir ediyorlar, efendim insanlara küfür diyorlar, kafir diyorlar. Sizler de karşımıza geliyorsunuz diyorsunuz ki Allah'ın kitabıyla hükmedilmesin bu memlekette. Mustafa Kemal Atatürk'ün kanunlarıyla, ithal ettiği kanunlarla hükmedesin diyorsunuz. Sizin bu yaptığınız hükmü Allah'tan başkasına vermektir. Allah da diyor ki hüküm Allah'a aittir. Hakim olan hakim olan Allah'tır. Sizler diyorsunuz ki yok, hakim olan hakim olan Mustafa Kemal Atatürk olsun. Onun kanunlarıyla hükmeden insanlar olsun diyorsunuz. Sizlere müşrik demeyeceğiz de, şirk koşmuyorsunuz demeyeceğiz de, tağutun mahkemelerinde muhakeme olan insanlara Allah müşrik dediği halde biz ne diyeceğiz? Ha, bu insanlar muvahhid olan insanlar mı diyeceğiz? Ha, siz şunu söylüyorsunuz. Bırakın Allah'ı bir kenara, bırakın Resulünü bir kenara, bırakın İslam'ı bir kenara. Siz bizi dinleyin, siz bizi Rab edinin, siz bizim söylediğimiz sözleri Allah'ın sözünün önüne geçirin. Siz bizim istediklerimizi yapın, Allah'ın istediğini, Allah'ın rızasını boş verin. Bunu diyorsunuz değil mi? Bize diyoruz ki La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Biz sizin bu hadsizliğinizi, bu hatta aşmanızı, bu tuğu yanlaşmanızı kabul etmiyoruz. Eğer gerçekten samimiyseniz, bize din özgürlüğü verdiğinizi düşünüyorsanız o zaman hazmedeceksiniz.
hazmedeceksiniz. Bizim inancımızı hazmedeceksiniz. Bizler de bu topraklarda büyüyen ve bu topraklarda mücadele etmiş insanların torunlarıyız. Sizin dedenizin kim olduğunu biz bilmiyoruz. Eğer bu topraklarda da mücadele etmişse ben şuna inanıyorum ki onlar dahi İslam ayakta dursun. Bu memleket kafirlerin hakimiyeti altına girmesin. Kafirlerin ayakları altında inlemesin. Onların kanunları bu topraklara gelmesin diye savaşan insanlardır. Sizler dedenize bile hainsiniz. Ben Kemalizmin içerisindeki bu ikiyüzlülüğe, bu münafıklığa karşıyım. Kemalist olabilirsiniz. Kendi inancınızı, kendi dininize gidin yaşayın. Hiç sorun değil. Allah Subhanahu ve Teala'nın dini size bu özgürlüğü veriyor ama siz Allah'ın dinini yaşamaya çalışan insanlara bu özgürlüğü tanımıyorsunuz. Sorun burada. Sizler diyorsunuz ki herkes bizim istediğimiz şekilde inansın. Herkes bizim dediğimiz şekilde desin. Herkes bizim gördüğümüz yerle görsün ve baktığımız yerden baksın. Her şey bizim istediğimiz şekilde olsun istiyorsunuz. Bizim dinimiz ise bunu istemiyor. Bakın size özgürlük sunuyor. İstediğiniz şekilde Kemalizm dinini yaşayabilirsiniz. Gidin Atatürk'e her geçen gün namaz kılın. Anıtkabir'de her geçen gün secde edin. Yapışın, öpün, koklayın. Ne yaparsanız yapın. Bizim dinimiz bunda özgür bırakıyor size. Gidin istediğiniz kadar tapın. Onu istediğiniz kadar göklere çıkartın. Bakın bu kadar özgürlüğü size sunuyor. Allah'ın dinine geldiğimiz zaman ise yok kardeşim. Onu da Kemalizm gibi, onu da Kemalizm'in kurallarına, laikliğe, demokrasiye göre yorumlayacağız. Ona göre yaşayacaksınız diyorsun. Vallahi size gülüyoruz, başka bir şey yapmıyoruz. Size gülünür, başka bir şey yapılmaz. Bakın 259 kişiyi bir günde operasyon adı altında aldınız. Ben de onların içindeydim. 259 kişiyi ben o savcıya bunu söylüyorum. O da dinlesin. Eğer bu konulara değindiysek o savcı da bundan nasibini alacak. Sen savcı olsan ne olur, olmasan ne olur? Sen bu toprakların insanı olsan ve kendine nispet ettiğin dine samimi, sadık bir kişi olmuş olsan bu zulmü zaten yapmazsın. 259 kişiyi alıyorsun, gecenin yarısını niçin serbest bırakıyorsun? 259 kişiyi alıyorsun, 2 hafta boyunca niçin spor salonunda hastalık olmasına rağmen, insanların üzerinde hastalık yayılmasına rağmen niçin insanları orada tutuyorsun? Sen bunca insanı komşusuna niçin rezil ediyorsun? Sen o kadar insanı aldın, ne sordun? Bana ne sordun? Bana ne sordun? Bu logonun ne olduğunu sordun. Bana bu logonun ne olduğunu sormak için beni 2 hafta boyunca hapsetmem mi gerekliydi? 2 hafta boyunca hapsedene kadar kendi amirlerine, kendi polislerine deyip de getirip bir ifademi alamaz mıydın? Ben sana bu logonun içeriğinde ne olduğunu anlatayım. Sırf beni bir logodan dolayı mı aldın? Sırf beni bir logodan dolayı mı sorguladın? Senin yaptığın şey zulüm değil de nedir? 259 kişiyi niçin serbest bırakıyorsun? Bir kişiyi bile tutuklamıyorsun. Sen sırf ana haber bültenlerinde malzeme olsun, biz falan falan örgütle mücadele ediyoruz diye hiç örgütle alakası olmayan insanlarla mücadele ediyorsun, birilerinin gözüne girmeye çalışıyorsun. Tabii sana da bir yerlerden emir geldiği konusunda hiç şüphemiz yok. Siz istediğiniz kadar tuzak kurun. Allah da diyor ki ben de tuzak kuruyorum. Allah tuzak kuranların da en hayırlısı olduğunu söylüyor. Sizlere öyle bir tuzak kuruyor ki ve bu tuzak sizin yaptığınız insanlara zulmetmekle benzeşmeyecek kadar adil bir tuzaktır. Sizler kurduğunuz tuzağa Allah subhanahu teala'nın izniyle kendiniz düşeceksiniz. Ama Allah subhanahu teala şu dünyada herkese bir imtihanla imtihan ettiği gibi bizi de deniyor, bizi de sınıyor. Siz de o şeytana hizmet edenlerdensiniz, başka bir şey değilsiniz. Bunda hiç şüphemiz yok. Aksi halde bir Müslümanım diyen bir insan, yahu kardeşim benim evimi senin gönderdiğin, sana kul olmuş insanlar evimi basıyorlar ve benim mahremime kadar giriyorlar. Ne hakkınız var sizin buna? Ne hakkınız var 259 kişiyi suçsuz yere mahremlerine girip, evlerine girip, çocuklarını korkutup, o insanları, psikolojilerini, o insanların eşlerinin psikolojilerini komşularına karşı yanlış bir kişilermiş gibi göstermeye ne hakkınız var? Senin ne hakkın var buna? Ha sen koltuğuna güveniyorsun. Sen koltuğuna güveniyorsun. O koltuğunu sana sunan insanlara güveniyorsun değil mi? Sen savcılığına güveniyorsun. Sen bulunduğun makama güveniyorsun. O makamla yüksek olduğunu düşünüyorsun. Bana göre bu toplumda en cahil olan bir insan dahi senin bulunduğun durumdan daha iyi durumdadır ki o insan Allah subhanahu teala'nın katında senin yaptığın cürümü yapmayarak Allah subhanahu teala'nın gazabını üzerine çekmemiştir çünkü. Tabii ki uğraşacaksınız. Tabii ki mücadele edeceksiniz. Tabii ki elinizden geleni ardınıza koymayacaksınız. Ama biz de Allah subhanahu teala'nın peygamberine dediği ayetleri sizlere okuyarak diyoruz ki siz de bekleyin, biz de bekliyoruz ve siz de elinizden geleni yapın, ardınıza koymayın. Biz de elimizden geleni yapıp ardımıza koymayacağız. Sizler zavallı insanlarsınız. Sizden savcı olsa ne olur? Senden savcı olsa ne olur? Senden hakim olsa ne olur? Senden ne olursa olsun. Sen bu cürümü işledikten sonra onca insanı bulacaksın, onca insanı yakalayacaksın suçsuz. Hiçbirini yakalamayacaksın. Hiçbirine suç isnat edemeyeceksin. Saçma sapan sorular soracaksın. Sonra da diyeceksin ki ben savcıyım. Sen savcı değilsin, sen zalimsin. Bu vazifenden, bu gittiğin yoldan tövbe etsen dahi
bizden helallik istemediğin sürece Allah subhanahu wa ta'ala katında senden hakkımı isteyeceğim. Sen benimle beraber nice insanı eğer hayatında böylesi meselelere, böylesi anılara, böylesi durumlara getirdiysen ve saçma sapan o 15 günü bizlere eziyet olarak çektirdiyseniz, pislik yataklarda yatırdıysanız, bizlerin namaz kıldığı yerlere polislerin ayakkabılarıyla girdiyse, bizlerin namaz kılmasını gördüğü halde o namaz kıldığımız yerlere postallarıyla ayak bastılar ise ve bunlara senin gibi insan sebebiyet verdiyse ben sana hakkımı helal etmeyeceğim. Senden Allah subhanahu teala'nın katında Müslüman olsan dahi senden bu hakkımı Allah subhanahu teala'dan almak için seni Allah'ın huzurunda dava edeceğim. Allah subhanahu teala'ya dava edeceğim. Senin o birilerinin uydurduğu o kanunlar var ya, o kanunlar gibi olmayacak Allah subhanahu teala'nın kanunları. Allah subhanahu teala el-fettah'tır. Allah subhanahu teala hak ile batılı ayırt edeceği gün o zaman gerçek manada göreceksin. Bakalım senin kanunların mı, tabi olduğun kanunlar mı daha kuvvetli, yoksa Allah subhanahu teala'nın koyduğu kanunlar mı daha kuvvetli? Bizler Allah subhanahu teala'ya şunu diyoruz: Rabbim ayaklarımızı sabit kıl ve bizleri geri çevirme. Bizleri sizin gibi zalimlerden eylemesin. Bizleri bu toplumdaki böyle hakkı görüp yüz çevirenlerden eylemesin. Zulmü görüp zalimlik değil diyenlerden eylemesin. Zulmü görüp peşinden gidenler, destekleyenlerden eylemesin. Bizleri zalimlerden eylemesin diyoruz. Ve biz korkuyoruz ki bu toplumdaki sizin gibi zalim, sizin gibi adaletsiz insanlar gibi olalım. Allah subhanahu teala bizleri sizlerden uzaklaştırsın. Bizleri sizlerin şerrinden muhafaza etsin, korusun. Hem demokrasi diyeceksiniz, broşür dağıtan bir insanı alacaksınız sanki suç işlemiş gibi. Bunun arkasında da bir de Ankara Emniyet Müdür Yardımcısını peşine bir de takacaksınız. Yani arkadaş, bir dakika durun. Bu Ankara Emniyeti Müdür Yardımcısı hiç demiyor mu ki kardeşim? Bu adamın suçu ne? Bana onu söyle ey vekil. Bu adamın suçu ne? Bu adam kendi inancını anlatıyor mu? Anlatıyor. Bu adam kendi fikirlerini anlatıyor mu? Anlatıyor. İnsanları öldürüyor mu? İnsanları katlediyor mu? Katletmiyor. Sen demokrasi demiyor musun ey vekil? Sen laiklik demiyor musun ey vekil? O zaman bu adam kendi inandığı şeriat dahi olsa, Allah'ın kanunları da olsa diretecektir. Bu şekilde yönetilmek istediğini söyleyecektir. Demokrasi yok mu kardeşim? Sen demokrasinin var olduğunu söylemiyor musun? Bu nasıl bir demokrasi ki? Kendi demokrasi sınırları içerisinde konuşacaksın ama sakın ola komünizm, sosyalizm diyebilirsin ama sakın ola Allah subhanahu wa ta'ala'nın dini diyemezsin. Ateisti, komünisti, dernek kuracak, deisti dernek kuracak bu topraklarda lezbiyeni, geyi, biseksüeli, transseksüeli onur yürüyüşü yapacak ama bir tane Müslüman, bir tane muvahhid Allah'ın kanunları olması gerekli. Ey millet uyanın, sizi uyutuyorlar, bu sistemle beraber sizi yozlaştırıyorlar dediği zaman bu sana göre suç olacak, öyle mi? Ey vekil, ey zavallı, sen nasıl bir varlıksın, ne taraftan bakıyorsun bilmiyorum. Seni vekil eden insanlara da Allah subhanahu ve teala basiret versin. Allah subhanahu ve teala feraset versin. Yani seni bile bile vekil eden insanları Allah subhanahu ve teala o kabustan uyandırsın. Başka bir şey demeyeceğim. Ha belki benimle uğraşırsın. Ha belki beni şu an hedef tahtasına alırsın. Farklı yerlerde benimle mücadele etmeye çalışırsın. Belki farklı farklı şeyler yapmaya çalışırsın. Ama biraz da delikanlı olun ya. İnsanları mahkemeye verip, insanlara falanca hakime gidip dava edip de orada olmamazlık nedir ya? Orada olmamazlık nedir ya? Ya o kiminle karşılaşmak istiyorsanız o zaman onun karşısına geç de konuş bakalım. Mahkeme de sizden, sistem de sizden, kanunlar da sizden. Biz tek başımıza Allah subhanahu wa ta'ala'nın kanunlarına bağlı, Allah subhanahu wa ta'ala'nın dinine bağlı olarak konuşuyoruz. Yine de ödünüz kopuyor, yine de rezil oluyorsunuz karşımızda, yapıyorsunuz, yine de sesiniz kesiliyor, konuşamıyorsunuz. Ya sizlerin durumu gerçekten acınası bir durum ya. Subhanallah. Bir defa sen kimi suçluyorsun yahu? Bugün Türkiye'nin neredeyse yarısı, belki yarısından çoğu şeriat sempatisi taşıyan insanlarla dolu ya. Sen resmen şeytanı arkana alıp Allah subhanahu wa ta'ala'nın kanunlarına karşı, Allah'ın dinine karşı mücadele edeceksin, sonra da muzaffer olacağını zannedeceksin. Çevremizi uyandırmaya çalışalım. Bazı çakal, bazı yarasalar, bazı uyanıklar bu toplumu kendi inançlarına çekmeye çalışırken bizler öyle öküzün trene baktığı gibi bakamayız. Bizler öyle uyuşuk bir şekilde gezip dolaşamayız. Bizler Müslümanız diyor isek o halde orada bir, o bedende bir olay var demektir. Bizim tarihimiz, bizim peygamberlerimiz hepsi mücadeleci olan insanlardı. Hepsi mücadele ederek hayatlarını sonlandırdı. Bir tane peygamber veyahut salih olan kimseler bilmeyiz ki böyle yesin, içsin, yatsın, uyusun, böyle keyif içinde gezip dolaşsın da ölsün. Biz böyle bir kişiyi, böyle bir peygamberi bilmiyoruz. Bizim için örneklerden en önde gelenleri peygamberlerdir ve peygamberimizdir. Bu yüzden hayatlarına bakıp ona göre yaşamaya çalışalım.